Çok yaygın yapılan hatalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Tekrarlı ölçüm için t-test hesaplarken normallik varsayımı nasıl test edilir? Kesinlikle önce ön test, akabinde de son test puanları için ayrı ayrı normallik varsayımını test etmeyiz. Tüm tekrarlı ölçümler fark puanları üzerinden gerçekleştirilir. O nedenle ön test puanlarından son test puanlarını çıkartarak veya tam aksi fark puanları üzerinden biz normallik varsayımını test ederiz. Compute variable kısmına geliyoruz. Ön test ve son test puanlarının farkını alıyoruz. Buna da fark ismini veriyoruz. Okey diyoruz. Bakın burada fark puanlarımız oluştu. Ve normallik varsayımını fark puanı üzerinden gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Sonuca baktığımızda normallik varsayımının ihlal edildiğini görüyoruz. Yani parametrik olmayan alternatifi kullanmamız gerekir.